Seyhan Mahallemizden sonra Haydaroğlu Mahalle Muhtarımız Şahap Canoğulları'yla bir aradayız. Merhaba Muhtarım. Merhaba, hoş geldiniz. Böyle sandıklar dolusu tebligatlar, bu gerçekten dehşet verici bir şey. 15 liradan az, günlük 15 liradan az 4 milyonun üzerinde insanın 15 lirayla geçinmekte olduğu durumda. Hakikaten insanların ne kadar zor durumda olduğunun en önemli göstergelerinden biri bu muhtarlıklardaki tebligatlar. Domatesin artık tek tek alındığı, sebze fiyatlarına bile ulaşılamadığı, vatandaşın açlıkla adeta terbiye edildiği bir süreçte bunlar da en önemli göstergelerinden biri. Ne düşünüyorsunuz muhtarım bu konuda? Şimdi tabii en büyük, en önemli gösterge bu, çünkü yoksulluğun da en güzel göstergesi, en önemli göstergesi bu. Evet. Bu tabii ki her zaman geliyordu ama bu son dönemlerde yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Yani haftada bir gelen artık her gün gelmeye başladı. Tabii bu bizim vatandaşın geldiği noktayı gösterir, sıkıntılarını gösteriyor. Ne tür tebligatlar? Yoksulluğunu gösteriyor. Yani daha çok icra tebligatı. İcra tebligatı. Yani çoğunlukla icra tebligatı. Trafik ve icra tebligatı. Yani vatandaşın şu andaki durumu çok iyi değil. Zaten şurada sabahleyin geldiğinizde sayın vekilim, şurada ekmek kulübümüz var bizim. Büyükşehir Belediyesi. Oradaki kuyrukları görürseniz, ben 3 yıldır buradayım. Evet. 3 yıldır ekmek kulübesinin önünde bu mahallede kuyruk görmedim. Ta ki bu yıl 3-4 ay öncesine kadar. Evet. Ve şu anda gerçekten işler acısı durumda, kuyruklar bayağı uzuyor. Yoksulluk. Yani yoksulluk, evet, tek tek her şey satılıyor. Ben bir tarafımda çiftçilik, meyve ticareti, üretimi yapıyorum ticareti değil. Orada çiftçinin halini de, yani zaman olsa keşke bunu böyle saatlerce konuşabilsek. Evet. Yani orada da sıkıntılar var. İşte salatalığı, kabağı, patlıcanı tek tek almaya başladık. Burada da vatandaşın durumu. Pazar kurulduğu zaman burada, çarşamba günleri gelin görün gerçekten esnaf da perişan durumda. Çünkü alamıyor. Vatandaş alamayınca getirdiği malı esnaf geri götürmek zorunda. Evet. Bunlar zaten sonuçta yaş meyvesi ve aynı gün tüketilmesi, satılması gereken şeyler. Burada sıkıntılar büyük. Tabii bunlar işte en önemli göstergelerden birisi evet, de bu. Gerçekten hani uzun yıllarda bu tebligatlarla ilgili konuşuyoruz ediyoruz ama ilk defa bu kadar sandıklar dolusu bu yoksulluğun hangi boyutlara ulaştığının önemli bir göstergesi. Tabii bunlar alınanlar hariç tabii. Alınanlar da koyduğunuz zaman burada zaten. Evlere dağıtılmış kalanlar bunlar, alınmayanlar. Evet. Seyhan Mahalle Muhtarımız Ersen Bahçeci ile bir aradayız. Muhtarım nasılsınız? Bu kadar tebligatlar gördüğüm kadarıyla yoğun bir tebligat var. Nedir bunlar yani bu vatandaşın ekonomik durumu her geçen gün kötüye gidiyor ama bunlarda bir göstergesi size gelen bu tebligat sayısının fazlalığı. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Evet, vatandaşımız zor durumda, vatandaşlarımız zor durumda. Gün geçmiyor ki birçok tebligat geliyor. Trafik cezasından, boşanma davalarından, icralardan, elektrik suyunu ödeyemeyen insanlar var ve bunlara icralar geliyor. Her şey dört dörtlük değil, göründüğü gibi değil. Biz muhtarlık yapamıyoruz, biz postacılık mı yapıyoruz, muhtarlık mı yapıyoruz bilmiyoruz ama insanlar da zor durumda, gerçekten zor durumda. Yani elektriğini, suyunu ödeyemeyenler, boşanma davaları, icra davaları her gün onlarca, yüzlerce trafik cezaları. İnsanlar artık ödeyemeyecek durumda ve sıkıntılı durumda. Çok sıkıntılı durumdalar. Evet. Durum bundan ibaret. Evet. Özellikle boşanma davalarının artması. Boşanma davaları ekonomik sebeplerden artıyor. Aile içi şiddet artıyor. Evet. Alakasız insanlar, yani emekli maaşı olan, evinde arabası olan insanlar gıda kolisi istemeye başladı. Yardım istemeye başladı. Biz de işin içinden çıkamıyoruz. Evet. Belediyeler de bir yere kadar tıkanıyor. Geri dönüş yapamıyoruz. Eskiden 120-130 tane yoksulumuz vardı. Şimdi 700-800'lere ulaştı. Evet. İşsizlik arttı. Öğrenciler okuyamıyor. Açlıklar devam ediyor. Bunlar bunun bir göstergesi. Bu kadar tebligatın olması. İnsanlar alım gücü azaldı şu an. Bugün pazarımızda domates 25 liraydı. Ben ilk defa Seyhan Karşıyaka'da domatesin fiyatının 25 lira olduğunu gördüm. Bu bizi çok üzüyor. Evet. İnsanlar bir şeyler alamadan, poşetlerini dolduramadan geri geliyorlar. Durum budur. Evet. Aynı şekilde. Evet.